أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. Kıymetli izleyenlerimiz, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin siyer-i nebisini anlatmaya devam ediyoruz. Kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye hicret eylediklerinde birçok sıkıntılar geride kalmıştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine arası normal deve yürüyüşü ile 14-16 günlük mesafeyi kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem değişik yollar kullanarak 8 günlük bir zaman diliminde arkadaşı birinci halife Hazreti Ebubekir Efendimiz de bu mesafeyi kat etmişlerdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye yakın Küba denilen bölgeye vardıklarında 8 günü bitirmiş, orada Af oğullarının yurduna varmış idi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Af oğullarından Amir'in evinde 2 hafta misafir olmuştu. Bu zaman diliminde Küba Mescidi o zaman inşa edilmiş, oradaki iman etmiş Medine'nin ilk Müslümanları Küba Mescidi'nde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle beraber namaz kılmışlar. Dinlerini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i hem misafir ederek hem de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den dini celili İslam'ı öğrenerek vakitlerini geçiriyorlardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ilk mescit olarak inşa etmiş olduğu Medine-i Münevvere'ye henüz gelmeden yakın bir mesafedeki Küba Mescidi Kur'an-ı Kerim'de Bismillahirrahmanirrahim Le mescidun üssis alet takva min evveli yevmin hakku en tekume fi. Allah Celle Celaluhu takva mescidi olarak da zikredilen bu Kuba bölgesinde bulunan mescit bugün Medine'ye varıldığında ziyaret edildiği ve istifade edilen güzel mescitlerden biridir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de zamanla bilhassa cumartesi günü, perşembe günleri ziyaret ettiği rivayetler arasında vardır. Zira orada ilk İslamiyet ile müşerref olan Avf oğulları takva üzerine Peygamber aleyhisselamla beraber çalışarak bir fiil inşa etmiş oldukları mescittir. Bu mescitte bedenen Ammar bin Yasir gibi muhacir sahabiler de bedeni olarak çok fedakarlık göstermiş ve bu mescidin ilk yapılmasında emeği geçen birçok sahabiden bazılarıdır. Mekke'de vazifesini yerine getiren Hazreti Ali Efendimiz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme 2 haftalık bir yolculuktan sonra Kuba'da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ve oradaki Peygamber aleyhisselama iman etmiş müminlere yetişmiş oldu. Allah Resulü 14 gün Kuba'da kaldıktan sonra bir cuma günü devesine bindi ve kendisiyle beraber bulunan kalabalık bir Medineli müminlerle Medine'ye doğru hareket etti. Henüz daha öğle vakti yaklaşmıştı ki Kuba Mescidi ve Kuba bölgesinden Medine'ye doğru hareket ettiğinde güzergah üzerinde yine Avf oğullarının yurdunda bulunan Ranuna Vadisi'nde, şu an günümüzde Cuma Mescidi diye geçer, o bölgede Ranuna Vadisi'nde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve inanan müminler
Cuma günü ilk cuma namazını orada kılmış oldular. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ilk kıldırmış olduğu cuma Medine'ye yakın Kuba bölgesindeki Ranuna Vadisi'nde bugünün ismiyle anılan Cuma Mescididir. Allah Resulü yanında bulunan sahabi efendilerimizle beraber Medine-i Münevvere'ye Cuma namazını kıldırdıktan sonra güzel bir hutbe irade eyledikten sonra Medine-i Münevvere'ye hareket ettiler. Tabi Medine-i Münevvere'de coşkulu bir kitle, yaşlısıyla, genciyle, iman etmiş, iman etmemiş Yahudi Hristiyanları ile beraber Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi merakla bekleyen ciddi bir kitle vardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kafilesini uzaktan gören hurma bahçesinin en yüksek hurmasının tepesinde bulunan bir Yahudi hızlı bir şekilde aşağıya doğru iniyor ve bir taraftan da misafirlerin geldiğini, sesinin, avazının çıktığı son derecede yüksek bir sesle bağırıyordu. Medine-i Münevvere'de bir coşku, bir güzellik, bir sevinç hakim idi. Allah Resulü yanında bulunan sahabilerle beraber yaklaştıkça Medine'de karşılamaya gelen müminlerin, iman ehlinin coşkusu artıyor ve iman etmemiş insanların hayreti de, sevgisi ve muhabbeti de yavaş yavaş gönüllere zerk oluyordu. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medineli müminlerle buluştuğunda herkes Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi evinde misafir etmek arzusuyla Peygamber aleyhisselamın devesine elini yularına doğru iliştiriyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bırakın, bırakın devem nereye giderse oraya çöktüğü yere en yakın yerde misafir oluruz diye işaret buyuruyordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin devesi Kusva'nın çökmüş olduğu yere Mescid-i Nebevi inşa edildi. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin en yakın, devesine en yakın olan bölgedeki bulunan ev, bugün İstanbul'umuzu şereflendiren Eyüp Sultan Hazretleri Halid bin Zeyd'in eviydi kıymetli izleyenlerim. Halid bin Zeyd olayı şu şekilde anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye yaklaştıklarında bizim heves ve isteğimiz, Peygamber aleyhisselama karşı muhabbetimiz ziyadeleşmişti. Kendisi Akabe'de ilk Müslüman olan Medineli Ensar'dır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye vardığında Muhacir ile Ensar'ı kardeş etti. Herkes bir Muhacir, bir Ensar ile kardeş oldu. Sarmaş dolaş oldular. Kendi aralarında müminler zaten kardeş, ancak bir özelde de Badi sistemi dediğimiz kardeşlik sistemini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada gerçekleştirmiş oldu. Halid bin Zeyd de Medine-i Münevvere'nin genç hoca efendisi. Ensarı Müslüman olması noktasında onlara elinden tutan, onlara Kur'an-ı Kerim'i öğreten, Peygamber aleyhisselam henüz Medine'ye teşrif etmeden Medine ahalisinin 2000'e yakın insanın Müslüman olmasına vesile olan Mus'ab bin Umeyr ile Halid bin Zeyd kardeş olarak ilan edildi. İkisi de birbirinden çok memnun idiler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Halid bin Zeyd'in evinde 7 ay gibi bir zaman dilimi içerisinde misafir oldu. Halid bin Zeyd der ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin
devesi benim evime doğru yaklaştığı zaman da içerimde bir muhabbet artıyor, yalnız biraz çekingenlik zuhur ediyordu. Zira acaba ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi memnun edebilir miyim? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı hürmette bir kusur eder miyim düşüncesi bende hasıl oluyordu. Ta ki Peygamberimizin devesi evimin yakınına gelip çöktüğünde bütün karabalığın içerisinden ileri atıldı. Neccar oğullarından olan Halid bin Zeyd, Medine-i Münevvere'nin Ensar, Mücahit, baba yiğit delikanlısı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hemen devesinin yularından tuttu. Dedi ki ya Resulallah, buraya en yakın ev şu evdir. İki katlı benim fakirhanem, buyurunuz diye Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin eşyalarını ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kalacağı yeri kendisine göstermiş oldu. Eyüp Sultan Hazretleri mücahit bir kişiliği vardı. Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te Allah Resulü'nü ve ashab-ı kiram efendilerimizi yalnız bırakmamıştı. O da bulunmuştu. Peygamber Efendimizle beraber katıldığı bütün seriyelere katılmış ve akabinde de Hulefai Raşidi'nin yanından hiç ayrılmamıştı. İbni Esir'e göre Hazreti Ali Efendimiz'in en yakın arkadaşı, dostu ve Hazreti Ali Efendimiz'in istişare ettiği, danıştığı kişilerdendi. Hazreti Muaviye döneminde İstanbul'un fethi için hazırlanan orduya 80'i aşkın yaşında torunları, "Dedeciğim, biz varız, sen bir kenarda duruver" demelerine rağmen devesinin üzerine binmiş ve İstanbul seferine, İstanbul'a mücahit olarak gelmiş, yolda rahatsızlandığından dolayı İstanbul'a gelmeden İstanbul yakınlarında vefat etmiştir. Bu kutsi yolculukta şehit düşen Eyüp Sultan Hazretleri, şehadet makamına erişmeden önce komutana şu şekilde vasiyet ediyor, tavsiyede bulunuyor. Diyor ki, biz Medine-i Münevvere'den buraya İlahi Kelimetullah, İslam dinini, Allah'ın ismini yüceltmek için buralara kadar geldik. Benim kabrimi İstanbul surlarına en yakın bölgeye defnediniz. Ve bugün İstanbul'a yakın, İstanbul'un içerisinde kendi ismiyle anılan Eyüp Sultan Belediyesi dahilinde Eyüp Sultan Hazretleri'nin kabri şerifi, Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul'a girmesi, İstanbul'u fethetmesi ve Akşemseddin Hazretleri'nin manevi inkişafı ile Eyüp Sultan Hazretleri'nin kabri şerifi bulunmuş. Kabri şerifinde ilk açıldığı zaman Arapça bir levha ile Eyüp Sultan Hazretleri'nin isminin bulunduğu görülmüştür. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi evinde 7 ay misafir eden mihmandari Resul Halid bin Zeyd, Eyüp Sultan Hazretleri İstanbul'umuzun manevi mimarı ve önderidir. Allah şefaatlerine cümlemizi nail eylesin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'ye Münevvere'ye hicretiyle Mekke'deki ilahi vazife 13 yıllık sona ermiş, Medine-i Münevvere'deki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ilahi vazifesi
hicretle beraber başlamış oldu. Hicret, İslam tarihinde en önemli olaydır. Hazreti Ömer Efendimiz halife, kendi aralarında istişare meclisi kurulmuş. İstişare meclisinde birisi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme peygamberliğin geldiği anın hicri yılbaşı olarak önerilmiş. Birisi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Miraç hadisesi çok önemli. Hicri yılbaşı bu tarihi yapalım diye önermiş. Ama orada Hazreti Ömer Efendimiz ve bir takım arkadaşları istişare heyetinde şu kararı almışlar, şu kanıya varmışlar. Hicret, İslam tarihinde en önemli olaydır. Ve bundan dolayı Hicri yılbaşı ay olarak Muharrem 1. Muharrem ayından itibaren 622 yılı Hicri yılbaşı seneyi devri olarak birden itibaren başlamıştır. Hicretin bu başlangıcı takvim esası olarak Hazreti Ömer Efendimiz'den itibaren kullanılmış ve bugün hala Osmanlı'nın son anına kadar Hicri takvimi biz müminler olarak kullanır olmuşuz. Bizim büyüklerimize biz yetiştiğimizde bizlere Muharrem'in, Rabiülevvel'in, Zilhicce'nin 10. günü, 9. günü, 8. günü diye büyüklerimiz hala dillerinden düşürmüyor ve İslami hassasiyet sahibi olan müminler hicri ayları ve günleri iyi takip ediyor ve takip etmelidirler. Zira ibadetlerimizin birçoğu hicri günlerde oluyor. Örneğin Ramazan-ı Şerif'in orucu Ramazan ayında tutuluyor. Örneğin zekat yıllık hesaplaması kameri ay üzerinden yapılıyor. Ramazan'da zekat veren kişi bir dahaki Ramazan'da yine zekat vermiş oluyor. Hac farizasına giden bir kişi yine hac ibadetini Zilhicce'de 8, 9, 10 ve bayramın, Kurban Bayramı'nın birinci günü, 11. günü, 12. günü, 13. günü olarak ibadetlerini, menasikul haccı ve kurban kesimini 10. gününde yapmış oluyor. Bunların hepsi bize gösteriyor ki kameri ayların İslam dinindeki ibadetlerde gün olarak etkisini gösteriyor. Hac farizası Zilhicce ayında yani kameri ay içerisinde yapılıyor. Ve kıymetli dostlarımız, değerli izleyenlerimiz, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hicreti, sahabe efendilerimizin hicreti, İbrahim aleyhisselamın buyurduğu gibi وَقَالَ اِنِّي مُهَاجِرٌ اِلَى رَبِّي İbrahim aleyhisselam şöyle buyurdu, dedi ki benim hicretim alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Peygamber aleyhisselamın ve sahabe efendilerimizin hepsinin hicreti alemlerin Rabbi olan Allah'a idi. Tek bir gaye ve sebep vardı. İslam dinini daha iyi yaşayacağı, daha iyi İslam dinini yaşayıp bir takım insanlara yaşatmak için uğraşacakları güzel bir mekana, Medine'ye hicret etmişlerdi. Rabbim muhacirlerin hicretinin o güzelliğini, ulvi gayesini bizlerin gönüllerine zerk eylesin Mevlam. Bir dahaki Siyer-i Nebi dersinde buluşmak ümidiyle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.